Afganistan'da ABD'nin 20 yıllık hakimiyeti son bulup Taliban'ın kontrolü altına girmesiyle muhalif örgütlerden de sesler gelmeye başladı. 9/11 wouldn't happen. American wouldn't intervene in Afghanistan. Pençir Şiraslı'nı Şah Mesudunoğlu Ahmet Mesut, babasının yakın arkadaşı olan Bernard Henry Levy'yi akıl hocası tayin edip Taliban'la savaşmaya hazırım dedi. Oğul Ahmet Mesut, Taliban'a direnme sözü vererek dış destek talep etti. Peki ülkedeki iç savaşa önderlik yolunda ilerleyen Ahmet Mesut'un akıl tanesi Bernard Henry Levy kimdir? 1998'de ben 9 yaşındayken babam, Mücahit komutanı Ahmet Şah Mesut, askerlerini Pençir Vadisi'ndeki bir mağarada topladı. Babamın arkadaşı Fransız filozof Bernard Henry Levy onlara şöyle dedi: "Özgürlüğünüz için savaştığınızda bizim özgürlüğümüz için de savaşırsınız." Levy, 1948'de Fransız sömürgesi Cezayir'deki Beni Saf'ta varlıklı bir seferat Yahudisi ailesinde doğdu. Ailesi doğumundan birkaç ay sonra Paris'e taşındı. Kereste şirketi sahibi babası milyarderdi. 1971'de felsefe diplomasıyla mezun oldu. Profesörleri arasında Fransız entelektüeller ve filozoflar Jacques Derrida ve Louis Althusser vardı. Bangladeşli ayrılıkçılara yardım etmek için bir uluslararası Tugay çağrısından esinlenerek 1971'de Pakistan'a karşı Bangladeş Kurtuluş Savaşı'nı haber yapan Kombat için bir savaş muhabiri oldu. Ertesi yıl kurulan Bangladeş Ekonomi ve Planlama Bakanlığı'nda memur olarak çalıştı. Bangladeş'teki deneyimi 1973'te çıkan ilk kitabı Bangladeş'in ilham kaynağıydı. Bangladeş, Devrimde Milliyetçilik. Fransa'ya döndükten sonra Levy, Strasbourg Üniversitesi'nde öğretim görevlisi oldu ve burada epistemoloji üzerine bir ders verdi. Yeni Filozoflar Okulu'nun kurucusuydu. Mayıs 1968'de Fransa'da hayal kırıklığına uğrayan ve Marksist ve sosyalist dogmaların ahlaki eleştirisini geliştiren bir grup genç entelektüeldi. 1990'larda Levy, Yugoslavya'nın dağılması sırasında Bosna Savaşı'na Avrupa ve Amerikan müdahalesi çağrısında bulundu. Müslümanları tutan Sırp esir kamplarından bahsetti. Holokost'taki Yahudi tecrübesini atıflarla Bosna davasını seküler bir zemine oturtmaya çalıştı. Bernard Henry Levy, Bingazi'den Paris'e döndüğünde Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ile görüşerek Kaddafi'nin devrilmesinin tek çözüm yolu olduğunu söyledi. Levy, Libya muhalefetini o zamanki ABD ile bir araya getirdi. Obama hala tereddütlüydü. Ancak Clinton durumu çabucak kavradı. Kaddafi, Bingazi'deki muhalefete büyük bir konvoy gönderdiğinde Fransız uçakları bombardımana başladı. Sonra İngiltere ve ABD'de. 112 Tomahawk fırlatıldı ve koalisyonun kampanyası 7 ay sürdü. Levy müdahaleden memnun kaldı ve "NATO misyonu bana kalırsa olması gerektiği gibiydi" dedi. Tobruk'un Yemini adlı belgeselinde Cumhurbaşkanı'nın NATO müdahalesindeki rolü konusunda ve bir solcu olarak nasıl ikna ettiğini ayrıntılarıyla anlattı. İşin gerçeği, Sarkozy Libya'ya müdahale etmek için bir bahane arıyordu ve Levy çok ünlü bir aydın sıfatıyla işini kolaylaştırdı. 16 Mayıs 2016'da Bernard Henry Levy'nin yeni belgesel filmi Peşmerge, Cannes Film Festivali tarafından resmi seçkisine özel gösterim olarak seçildi. Bir yıl sonra Levy, Peşmerge'ye Yahudilerin Kürtleri desteklemek için özel bir yükümlülüğü var, yıllardır ortak medeniyetinizin değerlerini savunmak için kanınızı döktünüz, şimdi özgür ve bağımsız yaşama hakkınızı savunma sırası bizde, dedi. 2003 yılında Levy, önceki yıl İslamcı militanlar tarafından esir alındığı söylenen ve kafası kesilen The Wall Street Journal muhabiri Daniel Pearl'ün katilini takip etme çabalarının bir dökümünü yazdı. Daniel Pearl'ü kim öldürdü? Pakistan istihbaratı ISI ile Kaide arasındaki bağa dair çok şey bildiği için öldürüldüğünü savundu. Kitap, uzmanlar tarafından titizlik eksikliği ve Pakistan toplumunun karikatürize edilmiş tasvirleri nedeniyle kınandı. Daniel'ın eşi Mariana Pearl de Levy'yi zekası kendi egosu tarafından yok edilen bir adam olarak nitelendirdi. Levy tutkulu bir Amerikancıdır. Anti-Amerikancı olmakla övünür. İmparatorluk ve Beş Kral, Amerika'nın Çekilmesi ve Dünyanın Kaderi adlı kitabında ABD ordusunun geri çekilmesi durumunda demokrasileri nasıl felaketlerin beklediğini anlatır. Fransa'nın burka yasağının savunucularındandır. Arkadaşı Strauss-Kahn defalarca cinsel tacizle suçlandı. 2011'de Manhattan'daki bir otelde bir hizmetçiye cinsel saldırıda bulunmakla suçlandığında Levy, Strauss-Kahn'ı savunan bir yazı yayımladı. Hizmetçinin neden Strauss-Kahn'ın otel odasına tek başına gittiğini sorguladı. Levy 3 kez evlendi. Halen Fransız aktris ve şarkıcı Ariel'e Dombasle ile evlidir. 2004 yılında serveti 150 milyon avroya ulaştı. 7 şirketin sahibinin bu serveti esasen ebeveynlerinden kalan mirastan geliyor. Daha sonra borsa yatırımlarıyla katlanmış bulunuyor. Pençir Aslı'nı Şah Mesudunoğlu Ahmet Mesut, babasının yakın arkadaşı olan Bernard Henry Levy'yi akıl hocası tayin edip Taliban'la savaşmaya hazırım dedi.